Peki Olmaz. bu işkembe çorbası normalde biraz böyle parça parça evet. olur. Sonradan mı yapıyorsunuz? Sonradan. Sonradan kıyılır. Sonra. İşkembeciler dedi efendim parça halindedir aslında. Hı -hı. Onlar oradan onu çıkartırlar. Tık tık evet. tık, 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 tık 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 kıyarlar. Sonra birkaç kere suyuyla yıkarlar. Su standart sudur. Ha. evet. Yıkadım ben zaten. Ondan ha. sonra içine mutlaka şırdan koyarız derler. Evet. Çünkü lezzeti şırdan veriyor diyor. Evet, şırdan hocam? Şırdan benim bir gözü. Dört gözlü bir mide sistemi bu. Hı. Bir göz mayalama için kullanılan göz. Evet. Yani oradan gelen maya ile sütü kestiriyor aslında diyebiliyoruz biz. Hı. Ama evet. detayı bilinmiyor. Birazdan göstereceğim size işkembenin üzerinde. Hı hı. Çünkü bu iş bir ucundan gittiğiniz zaman emsalsiz yerlere varıyor. Ama... Anlatabilmek lazım. Hı hı. O şirdenin kullanılma amacı biz normalde onu peynir yapımında kullanıyoruz. Evet, Ve en iyi sütü toplayıp suyundan arındıran yani çökerten şey şirden. şirden. Bunu evet. peynir yapanlar söylüyor. Esası şirden mayasıdır. Ha sonra ne oldu? İşte onun enzimleri biraz sentetik falan elde edildi. Şimdi onlardan da artık yapıyorlar ama evet. esası şırdan evet. mayası. Evet. Şöyle işkembeyi de açık kalsın istersen. Şöyle işkembeyi açalım. O parçalanmamış hali ben çünkü evet. ilk defa gördüm. O parçalanmamış hali zaten Genelde biraz daha. Genelde biz az... restoranlara falan gittiğimizde ya da işte evde annemiz bize hep hazır önümüze doğru. getirdiği Doğru. için şu hali hiç görmemiştim. Ama Şöyle bir kaldıralım istersen. Şöyle genelde genelde biz bunu bütün pişiririz. E nasıl Aslında bütün bir tabağımız ev... varsa ben size sistemi bütün nasıl çalıştırıyorum. Hemen da da bir hemen. Bir tabağımız varsa hiç merak etmeyin. Şu bakalım? Ben size Buyurun. Şöyle bir tane Çıkaralım oradan ya. gözenekli olanlarından bir tanesinden al. Şu gözeneği. Şu mesela gözenekli. Evet, güzel. Bunu ben zamanında efendim çocuğumda evde tabi işkembe çorbası pişirilecek. İşkembe kaynatılmış. Hocam Şimdi... keşke böyle görmeyedik. <laughs> ne <yapar? gülüyor> Evet şey yorgan gibi duruyor orada. Yorgan e, tabii gibi. öyle oluyor. ama battaniye bakın, gibi işin duruyor, orada. Yeterli, kafi. Tamam. Kamerayı yakına alabilir miyim ama? Hemen, Kamera hemen, yakına hemen. gelsin. Şimdi bakın efendim bu gözenekli taraf iç tarafı oluşturuyor. Bu aslında bildiğiniz okyanus tabanında mercan resifleri vardır. Aa, evet, evet. Bu onlarla aynı işlevi görüyor. Yani bunun içerisinde mikroorganizmalar yaşıyor. Bunların bir kısmı çok derin sularda yaşayabilen, çok sıcak şeylerde, ortamlarda, volkan ağızlarında yaşayabilen ekstremleri seven, uçları seven anlamında ekstremofil olanlar. Ve bunları siz başka kaynaktan alamıyorsunuz. Bu işkembe de var sadece. Pişmekle de ortadan kalkmaz. Pişmekle sadece hastalık yapabilecek bir şey varsa ortadan kalkar. Bu gözeneklerin içinde yaşayanları ortadan kaldıramıyorsunuz. Hmm. Sonrasında bu pişme işlemi bitince şimdi bakın tiril çünkü bunun içinde kolajen network var. Bir kolajen ağı var. O yüzden şey yaptığınızda böyle 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 oluyor. Çünkü içindekini sizin ne yaparsanız yapın, ne kadar pişirirseniz pişirin. Tamamen uzaklaştırıp çekmeniz mümkün olmadığı için yenebilir hale gelmesi için kıymak zorunda kalıyorsunuz. Hı, Aynı evet. şey kokoreç için de geçerli. Sakız yani kokoreci... gibi yoksa gırç gırç bir şey evet, değil mi bu yani? Çünkü? Sakız gibi çiğnersiniz 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 ama vücut bunu parçalayacak enzimlere Kimyasallara sahip özellikle işte pankreastan salgılanan bir takım şeylerle bunlar parçalanabiliyor. O yüzden siz bunu ama bunun suya geçen kısmı var ki donduğu zaman jöleyi oluşturacak. Bunu tabii evet. alamıyorum. Evet. Bilirsiniz jölenin ne olduğunu. Evet. Bu sizin vücudunuzun eksiğinin tamamlanması için özellikle mevsim geçişlerinde gerekli görünüyor. Hangi eksiğimizi tamamlıyor en çok? Sindirim sistemindeki eksik. Bu çok araştırılmış. Hayvanların sindirim sistemindeki yani bu geliş getirenler evet. bizim dediklerimizle bizim arasında bir fark yok. Aynı şeyi yapıyor. Ama bunlardaki sistem çağı önden mayalıyor. Biz sonradan mayalıyoruz. Mayalamaktan kasıt şu. Hayvan ot yiyor bakın bir şey yemiyor. Hayvan et yemiyor. Bize ne veriyor? Süt ve et veriyor. Nasıl yapıyor bunu? Yediği ot bunun içinde yaşayan mikroorganizmalar tarafından etin öncüllerine dönüştürülüyor. Daha sonra o emiliyor vücuduna. Ondan sonra ete ve süte dönüştürülüyor. Yani şu beceri dünyadaki evet. hiçbir sentez sisteminde yok. Evet. Ve bunu mikroorganizmalar yapıyor. Hmm. Biz ekliyor. hayvanlardan alıyoruz sindirim sistemimiz için. Biz, Biz bunu alıyoruz. Nasıl alıyor? Hayvanlar topraktan ve anneden devralıyor. Bu taşınabilir. Hmm. Ama saklanamayan mirastır. Hani gayrimenkul diyorsunuz ya yani taşınamayanlar vardır. Bir de taşınabilir ama saklayamayanlar vardır. Onları tedarik edebilirsiniz. Ko e, kokoreç yiyiniz dediğim zamanki espri o aslında. Çünkü evet. bunu siz başka kaynaktan alamıyorsunuz. Bu hayvanın dışında yaşatılamıyor efendim. Bu saptanmış ama Hı. tüpte saptanabilmiş. Yani üreterek saptayamamışlar. Bu basınç sistemi bu tiril tiril olmasının nedeni o. İçinde basınç var. Sizde de basınç var. O yüzden bunun adı, adı periton yani tonüsün etrafındasınız siz. Hmm. O tonüs durursa şiştim diyorsunuz zaten çünkü içiniz şişiyor. Aslında o içinde tutuyor bunu. Hmm. Bu bizdeki karşılığı kalın bağırsak sistemi. Kalın bağırsakta yediklerimizin <laughs> eğer posalı yiyin posalı yiyin posalı yiyin. Çünkü o sistem de bunun gibi bize sentez yapıyor. Eğer siz onu besleyebilirseniz o posa kalın bağırsak erişirse oradaki bakteriler çalışıyor mükemmel sentez yapıyor. Bana göre sevgili hocam yani ben size i̇şte. söyleyeyim. aslında her şeyi muhtemelen sentezleyebiliyoruz. Çünkü Değil gıdadaki mi? değişime bakınca sentezlememek mümkün ama yeter ki onu besleyin. Siz çok böyle saflaştırılmış şeyler yediğiniz zaman şu detaylara bakın. Gözenek gözenek. Bu evet gözenekler ya. başka nerede var efendim? İşte bimber canımsı orada gördüm. Peteklerde var. Evet, evet. ya canın oluştuğu İnanılmaz her yerde gözenekler vardır. Altıgen genellikle gözeneklerdir. Heksagonal sistemdir bu. Yeni canın oluştuğu peteklerde vardır. Bir şekilde enerjinin evet. bakın şeker molekülü bile sonuçta altıgen bir moleküldür. Böyle düşünün lütfen. Bir lenf düğümü de oluştururken lenf yollarını yani akkan damarları o vücudumuzda nasıl Onlar da yine altıgen altıgen altıgen. Bu doğanın tezahürü efendim. Bu tezahürdür. Bakın karıştırmayın. O ne o hayır değil. Bu tezahür. Okyanusun dibinde olan şey sizin vücudunuzda tezahür ediyor. Ve bir, bir okyanusun sağlıklılığı mercan resiflerinin